Pizza savaşı yaptık kızlar. Abla sen tutsana kamerayı, gözükmüyoruz. Ben... Canım bu saatte beni arayan. Harika. Evet. Gülcan yatmış. Kocam arıyor. Aramasa şey şaşarım. Efendim. Bu ben. Almile'ye benziyorum. Almile sana benziyor. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben bir pizza yapayım, siz de yiyin. Bunu pizza diye. Canımız Domino's istedi. Domino's söyledik. Ben de arkadan McBank yapıyorum. Ver bir yudum içeyim. Ama ikinden hiç. Valla bir yudum. Ne? Ha, bundan içeyim ben. Niye McBank kesini yapıyorsunuz? Video çekin daha McBank'i. Hani zaten bu video McBank. Adı McBank. Bak ne tamam. Kadar güzel telaffuz tamam. Ediyorum. Soruyorum. Bir, iki. Netlik gitti şu an bekle. Demiş ki. İsmini okuyamadım bile. Tamam. Yaşınız kaç demiş. Bana mı? Hepinize. 37 yaşındayım. Ben 28. Ayten beni göster benim kaç yaşında olduğumu onlar karar versinler. Çıktın mesela mı? Ben kaç 25. yaşındayım? Söylemeyin. Tahmin onun edin ve alta yazın lütfen. Tekrar McBank'e dönüyoruz. Sen de söylesene yaşına. Ben 42. 42. McBank gitti. Ha gitti. Ha gitti. Orayı bipler. Ne çekiyorsun? Ya anne bayıyorsun sen ya. Sen çok akıllısın. Yapılmaz ha. Altımı yaşayacağım kız. O yüzden zaten beni istiyorlar ya. Ben kaçım kendini. Aha bir daha. Bir siz eksiktiniz. Tamam mı? Sağcığım sen neden hiç ablanlara gitmiyorsun? Her ikisine de çok merak ediyorum. Ben çünkü biz her sene geliyoruz. Onun gelmesine hayır, gerek kalmıyor. Gerek yok. Mesela İstanbul'a gidiyorum, size gelmiyorum sanıyorlar. Aslında geliyor, gidiyorum. İstanbul'a ama ne kadar geldin? Abi ayaklarım çekiyor. Yaşımı ne demişler? Anne bu sorunun cevabı daha video yayınlandıktan yani bir 15 gün sonra anca. Aa, ben 15 gün yaşadım mı, öldüm mü nereden bileyim onu? Hemen versinler cevabı. Ben ablamlara gidiyorum ama orada video çekmediğim için biliyorsunuz. Başka bir yerde yaşamak istesen nerede yaşamak isterdin? Seni çok seviyorum. Nerede yaşamak isterdin? İstanbul. Amerika'da yaşamak isterdim. Amerika'da. Kendi vatanım varken Amerika'da yaşayacağım. Vatanıma kurban olayım be toprağına taşım. Antalya'da Türkiye'ye gidelim mi? Yurt dışında yaşamak isterdim. Niye yurt dışında yaşamak isterdim? Ben de Amerika'da isterim. Amerika'da yaşamak hiçbir zaman istemem. İstemem. Amerika'da istemem, Almanya'da, Türkiye gibi falan yok bir yerde. İsrail'le çalışmayı düşünüyor musun İsrail'cim? Ben hayır, eşim izin vermiyor çünkü. Çalışmak istiyorum ama bakan yok. Mesela ne iş yapmak istiyorsun? Bu da benim sorum ol. Temizlik. Ne o iş olursa? Hayattaki en çok istediğin şey ne? Benim sağlık. Önce sağlık. Bayağı bir şey vermiş mi? Sağlık. Senin sağlık. Sağlık ne olacak? Senin de sağlık. Sağlık kesinlikle. Çünkü enişteyle evli değilsin ve böyle bir hayatın yok. Çoluk çocuk falan neler yapıyor olurdun hayal et. Söyle bakalım. Evli olmayacağım. Evet ama çocuk olmayacağım. Kariyer yapardım. Arabamı altıma çekerdim. Hayatımı yaşardım. Ben ne yapardım sana söyleyeyim mi? Ben yemeyeceğim ben. Babam bana bir imkan vermişti yurt dışına git oku diye. Ben giderdim. Bütün yurt dışlarını gezerdim. Asla da benim işim de zaten onunla alakalıydı. O işimi devam ederdim ben. Sen ne yapardın evde olmasan? Aynı şeyi yapardım. Anne sana sormuyorum. Soruyorum 60-40. Ben çocuklarım olduğu için çok mutluyum. Onun için çok mutluyuz canım. Çocuklarım derim. Başka bir şey demem. Senin adı nereden geldi? Arkadaşım koydu. Kıskanç mısınız? Ben kıskancım. Öyle eşim benle beraber hiçbir yere gidemez. Benim izin vermediğim hiçbir yere göndermem. Ben değilim. Ben de değilim. Mesela Antalya'ya tatile gitmek hayır, istedim. Hayır gönderme. O kadar da değil. Tamam işte göndermem. Kıskançlık değil o. O bir kıskançlık. Onda var aslında kıskançlık. Değil.
ben göndermem. Ben de göndermem. Sen gönderir misin tatil eşini? Gideceği şekle göre bağlı. Ben de gidebilirsem. Ben de gönderirim. Ben o şimdi şöyle bir şey var. Sen buradasın. O şimdi Antalya'ya gidecek. Asla öyle bir şey olamaz. Sence bu kıskançlık mı? Tabii ki de kıskançlık. Bence kıskançlık değil bu. Ne? Bu evliliğin saygı. Evet. Saygısızlık bence. Bence de saygısızlık. Hadi ya. Küçükken en çok kavga ettiğiniz bir olayı anlatın. Anlatayım mı? Biz ablamla çok zaman geçiremedik. Çünkü ben ablam... Evlendi gitti. Ama Gülten ablamla şöyle bir anımız var. Evet. Bir gün bilgisayarımız vardı bizim. Aslında o benim bilgisayarımdı. Onun bilgisayarı değildi. Sonra bu ben oturacağım, sen oturacaksın, ben oturacağım. Rahmetli babaannem de vardı. Babam bize bir sinirlendi. 15 sene önce. Evet, bilgisayarı aldı, yere bir fırlattı, paramparça etti. Sonra 1,5 yıl bize ceza verdi. Bilgisayarı almadı. Sonra gitti, ikimize de ayrı ayrı laptop aldı. Dedi. Ablanızın en büyük hayal nedir? En çok kendine hangi huyunu sevmiyor demiş sana. Çünkü sen neresin? Yani sen de söyle. Hepimiz söyle. O zaman ilk önce sen başla. En büyük hayalin ayaklarını çekiyorsun. Bir düzgün çek. Ay, en büyük hayalin ne? Dur, en büyük hayalimi biliyordum. Abi, bak dur. Unuttum. Ben de biliyorum. Dur, düşünmem lazım. Ben biliyorum. Ne senin en büyük hayalin? Havada uçmak. Ay, benim en büyük hayalim şu an açıklayamam. En büyük isteğin neydi senin? Benim mi? Evet. Dişin çıktığında ne demiştin sen? Anneannemin oraya taşınmak. Dişin tek isteğim anneannemin oraya taşınmak. Dileğim inşallah kabul olur. Tövbe, orada oturuyorsun ya teyzem. Hayır. Yok, niye anneannen... YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun demiş. Söyleniyor da kimse söylemiyor. Öyle bir şey yok bence. Neyi? Yani YouTube'dan ne kadar kazandığını söylemek yasaklıyorlar ya hani YouTube'dan. Hı. Bence yasak değil. Herkes kazancını söylerse, hele ki böyle mesela sizin, senin izlediğin o insanlar var ya, adını söyleme. Onlar mesela çok yüksek rakamlar kazanıyorlar. Düşünsene. Araba sen mesela tanesi. Öğrendin. Sen araba aldı işte. Tamam, sağ. Kazancını ama abone söylerse, değilim. Beğenme de yapmıyorum. Onlar eğer size kazancını söylerse, yani ya her söyleme, şey ortaya çıkacak. Hayır, bir dakika, bir dakika. Söylemesine gerek yok ki. Şimdi bir, adam çalışmıyor. Evde. Yani. Arabayı aldı. Araba aldığını bahsetmiyorum. Başkası da alabiliyor. Şu, bir tek o değil. Olsun ya. Bir de benim. Adam bak, birkaç kişi veriyor kocaları çalışmaya. Evet. Oradan çözüyorsun zaten. Bu bir. İkincisi. Aynen. Benim izlediğim 2-3 tane daha var ayrıyetten. Biri yurt dışında. Yok, iki tanesi yurt dışında. Bir tanesi Türkiye'de. O zavallılarım hala 2000-3000 civarında bir seneden beri. Bunlar ne hikmetse bir sene içerisinde tavan yapmışlar. Hani bir ben geçen gün... Hayır. Ne var biliyor musun? Ben oradan anladığım için ne aboneyim ne de beğenme yapıyorum. Hiç izlemediğim bir kanaldı. Gerçekten tanımıyorum. İzlemiyorum. Sadece adını biliyorum. Yani sen bana dedin ki işte YouTube kanalı açtın. Dedin ki işte beni tanıtır mısın dedin. Ben sana para talep ediyorum. Yani böyle kanallar varmış yani. Ben hiç o kişiyi izlemedim. Tanımıyorum. Bilmiyorum. Sadece ismini duymuşluğum vardı. Ve daha çok yeni kanal açtı yani o kişi de. Birden aldı yürüdü yani. Böyle insanlar bu şekilde kazanıyorlar. Yani benim kazandığım tutar, yani tutarı söylemek yasak dedikleri için söylemiyorum. Bir de şey de o şeyden de anlıyorsun. Ama... Mesela kardeşi açıyor diyelim. Şimdi senin diyelim tavan yapmış. Onunkisi hala 3/1. Ama kardeşinden gelen izleyiciler teşekkür de ediyor zaten. Mesela atıyorum, örnek veriyorum. 10'da 10 kişi varsa niye 10'da 3 kişi var o zaman hala, değil mi? Niye 10 kişi, niye ona gitmiyor? Şöyle bir şey var. Mesela ne diyecektim ben? Ay, ben duşa gireceğim bu arada. Ben ne diyecektim ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Hani bunlar yani ya yeni mi? Kahvaltı ısıtırı. Evet. Yemem beni. Ben de yemem. Niye pizzaları ben öyle kaldım fırına veriyorum, ısıtıyorum. Ya pizza oluyor, pizzayı ben de ısıtıyorum mikrodalgada. Onları şöyle. Ama onları ben yaparım. Yazık kız, atılma almıştık bir de. Makbeyin videosu Damla'yla daha güzel oluyor arkadaşlar. Niye? Çünkü yemin böyle gelen şey... giden bitmeden. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu kadar kazandığımı söyleyeyim de. Konu başka tarafa geçmesin. Bak, sufle alacak kadar. Hayır. Yani kazancım ilk zamanlar hani hep şey diyordum ben, eğer hani bu kadar kazanmaya devam edersem hani söylerim.
Ama gerçekten hani bir ev kadınının kendi şahsi ihtiyaçlarını giderebileceği kadar bir para kazanırsa, o zaman bu benim mesleğim derim demiştim size. Gerçekten şu an belli bir bütçe kazanıyorum. Yani kendimi, yani askeri ücretin yarısını kazanıyorum. Öyle söyleyeyim. Askeri ücretin yarısı. Oradan anlayın. Şu an hiç kazanamıyorum. Video paylaşmadığım için, YouTube'la ilgilenmediğim için. 2-3 aydır doğru düzgün hiç para kazanmıyorum. Hatta 3-4 aydır. Ama onun öncesinde 5-6 ay o tutarlar kazandım. Ama 5-6 ay öncesinde de çok aşırı küçük meblağlar kazandım. Yani aşırı küçük meblağlar kazanıyordum ama 5-6 ay böyle asgari ücretin yarısını aldım. Ama bir daha da o kadar yüksek tutarlar kazanmadım. Ay, başka soru yok mu? Var. Mesela ehliyet alındı, araba ne zaman? Ev tadilatı bitti mi? Neyse, ehliyetimi unutma. Ehliyetimi aldım. Arabayla ilgili video çekeceğim. Artık bunu anlarsınız herhalde. Tadilat da bitmek üzere. Çok az kaldı. Bitecek inşallah. Bir daha yaşamış varmış. Söylemiştik zaten. Söyleyeyim, sen kapat. Yok, ben bilmem. Sen kapat. Hayır, demin yok, başlamış. Sen kapat. Önce sen, sonra ben. Aile, videoyu kapatıyorum. Merhaba. Emine, resmi göster teyzem. Ay, o resmi göster kızım tekrar mutlaka. Yan yana koy. Ay, teyzesine benziyebilir şey güzel ya, kızım. Hani, ya annemle bitti mi? Videoyu kapatıyor. Videoyu Aytin ablamın küçüklüğüyle kapatıyor. Ay, ay Mila, ay benim kızım nasıl benziyor.